Metin. Abinin buraya geldiği gün neler konuştunuz? Geçmişimizden, ailemizden. Bak Metin, sen üzülme diye sana söylememişler. Ama o gün abin buradan çıktıktan sonra kaçırılmış. Kaçırılmış mı? Bana yurt dışına gideceğini söylemişti. Biz aradık ama abine ulaşamadık. Eğer senin bildiğin bir numara varsa ara istersen. Yok, bende abimin numarası yok. Abime bir şey mi oldu, doğruyu söyleyin. Biz de bilmiyoruz. Bak, bir düşün. Abinle ilgili bize söylemek istediğin bir şey var mı? Metin, abini birileri kaçırdı ve bizi kaçıranların kim olduğunu bilmiyoruz. Ama belki sen bir şey söylersen abini kurtarabiliriz. Benim bildiğim hiçbir şey yok. Abimi lütfen bulun, olur mu? Ona bir şey olmasın. Lütfen. Tamam, bulacağız. Merak etme. Lütfen. Abi bu çok iyi bir fikirmiş. Kimin aklına geldi? Benim. Aferin kız. Bu ünlülerin benzerlerini nereden bulacağız ki abi? Oğlum Derya konuşacak ajansıyla, varmış orada dublörler. Şaka programı diye kafaladık. Ha böyle olur yani. Kameraya el sallamacılık gibi hani. Millet ala arıyor, bir sessiz olsanız. Alo efendim, o da. Ferdi. Ferdi ben çok kötüyüm. Ya sana bir sürü mesaj attım. Aradım, hiç dönmedin bana. Ferdi. Babam. Ya Ada, olanlardan haberim var. Yani ne diyeyim, bilemedim ki baba. Ferdi benim sana çok ihtiyacım var. Yani babam çok zor durumda. Buraya gelebilir misin? Lütfen. Ben seni arayayım, olur mu? Tamam. Tamam. Ne diyor? Ya işte kötüyüm diyor babasından dolayı. Gel diyor falan. Kızın hayatını mahvettik. Babasının günahlarını öğrenince perişan oldu tabii. Bence destek olmalısın Ferdi. Aferin lan kız kardeşim. Helal. Bence de ya, git git. Vallahi içim bızbızlandı ya. Kandemir abi. Git be git. Yazık lan o kıza da. Lan amma yazık var hayatımızda. Bir yanımız yaprak döküyor, bir yanımız bağ bahçe. Git hadi, git git. Tamam. Benzemese bile deriz ki hani orada uydu farkı var deriz. Bir bozuk saattir yüreğim. Hep sende durur. Tamam, tamam, tamam. Şşş. Bak bakayım bana. İyi misin? Gel. Yok, inanmıyorum ben. Yani babam nasıl böyle bir şey yapar? Bunca yıl benden bunu nasıl gizler? Yok, komplo bu. Yani aşağılık bir komplo. İnsan yakınına en az bakıyor ya işte. Bir türlü konduramıyor. O da senin baban nereden aklından geçecek ki zaten? Ben babamı tanıyorum Ferdi. Benim babam asla öyle bir şey yapmaz. Ada, emin misin? Eminim tabii ki. Londra'ya gideceğim ben. Babamın yanına, ona destek olacağım. Yani sonuçta senin baban. Ben ne diyebilirim ki sana? Sen mutlaka en iyisini düşünmüşsündür zaten. Benimle gelmeni o kadar isterdim ki.
Ama sormuyorum bile. Gelmezsin biliyorum. Nereden bu kadar eminsin? Sen beni biraz hafife aldın galiba Ferda. Gözlerini görmüyor muyum sanıyorsun? Hı? Orada başka bir kadın var. Ben anlıyorum. Bana asla benim sana baktığım gibi bakmayacaksın sen. Biliyorum. Ya bak Ada. Sen çok tatlı, çok düzgün bir kızsın. Ya seni bunları böyle teselli etmek için falan söylemiyorum. Çok ciddiyim. Yani başka koşullarda, başka yerde, başka zaman karşılaşsak ben seni bu halde bırakmazdım. Seninle mutlaka gelirdim. Ama yani ben de öyle bir süreç yaşıyorum ki. Seninle gelemem, ne olur anla. Anlıyorum. Peki en azından bir veda edemez miyiz? Ada. Sen orada mı kaldın? Ya kaldım kız. Kötüydü yani. İhtiyacı vardı. Anladım. Günaydın. Günaydın abi. Ne diyor Ada? Vallahi abi kız babasına inanıyor. Londra'ya gidecekmiş. Biz de öyle vedalaştık. İyi. Hadi herkes uyandırın. Gidip şu Zekeriya işini bir an önce halledelim. Yukarıda bekliyorum hadi. Tamam abi. Hadi. Aa. Hayati, bak sana bir haber. Az önce gazetede okudum. Brunei Sultanı doğum gününe bu sene Shakira'yı getiriyormuş. Vallahi 5000 tane arabası varmış ha. 5000 araba, oha, oha, ha, ha. Ya uçağı da altın kaplamaymış. Helası da altındanmış. Altına dolduruyor Kerkenes. Ay vay be. Ya Servet abi bırak yapsın, adam sultan. Hayati. Hareminin yıllık masrafı 10 milyon dolarmış. Düşünsene sen 10 milyon dolar. Biz yengene zor bakabiliyoruz be. Ya bu zenginin malı senin o züğürt çeneni niye yoruyor Servet abicim ya? He? Bak ben bile yoruldum dinlerken. Bırak yapsın, bırak. Sen şimdiye kadar ne zaman dinledin beni ulan? Dinle Hayati. Bu dünyada iz bırakmak lazım, iz. Beğenmediğin salyangoz bile İz bırakıyor geçtiği yerden. Dinle bak. Garip ne diyor? 2 sene oldu, kendi gitti rahmetli, sazı kaldı yadigar. En büyük zenginlik insanın içindedir diyor, gönlündedir diyor. Bir anadan dünyaya gelen yolcularız hepimiz. Donsuz geldik dünyaya, donsuz gideceğiz diyor. Ya gözümüzde 2 damla yaş, nur içinde yat. Neşet Ertaş. Güzel adamdı be. İki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?